İlk sesimiz kavun. Merhaba, ismim Cemuş'un dedektifim direktörüyüm. Bugün ben size kaydısı veri sınıflandırması ile ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Aslında teknik bir sunum yapmak isterdim ama kaydısı çok teknik bir ürün değil. Kullanıcı makinelerine yüklenen edin bir program ve adı üzerinde veri sınıflandırmasını yapıyor. Dolayısıyla ben bugün daha çok TAKS'ın temsil ettiği veya hizmet etmeye çalıştığı konseptten bahsetmek istiyorum. TAKS Kanada orijinli bir firma, global kullanıcılar olan, 2013 yılında da Kanada'nın en hızlı büyüyen ilk 50 firması arasında ön sıralarda. Veri sınıfı dediğimizde ilk incelememiz gereken yer aslında veri sınıfının kaynağı. Burada farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. O da kasası safhaların oranı %96. Ve dikkat edersek bu %96 oranı %46 tamamen kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Kötü niyetli hatalara baktığımızda ki %1 seviyesinde hemen hemen yönetici onaylı yapılan veri sınıflarıyla aynı oran. Burada ben bir örnek göstermek istiyorum. Çok sevdiğim bir video. Bilmiyorum daha önce izlediniz mi? Oh no. Run. You sent this email reply all. You hit reply all. Çünkü bu videoyu seyrettiğimde kendimi görüyorum. Buna benzer hatalar ben çok yaptım. Bilmiyorum, aranızda yapmayan var, yanlış bir şey bilmeyi gönderme. Nedense orada da Peter vitesi çalışır. Mutlaka o veri, o veri kime gitmemesi gerekiyorsa ona gider. Neden bu hatalar oluyor ve kullanıcı hatalar neden artıyor diye baktığımızda artık bizim çünkü böyle bir ağımız yok. Yani veri korumadan bahsetmemiz mümkün değil, veri güvenliğinde. Şu anda bilgi ve insanlar her yerde. Yani bir taraftan bulut, öteki taraftan mobil cihazlardan her türlü verimli çalışma isteği, iletişiminin daha çok veri transferinde kullanılmasından kaynaklı global çalışma imkanları. Bugün birçok global firmanın Hitachi'nin örneği 24 saat kesintisiz Ar-Ge hizmeti verebiliyor. Çünkü Singapur uyuduğu zaman İngiltere başlıyor, İngiltere uyuduğu zaman Amerika başlıyor. Ve son gene 10 yılın modası ve birçok kurumun tercih ettiği outsource. Ve bence asıl sıkıntı bu outsource'lardan kaynaklanıyor. Çünkü siz daha önce yapmış olduğunuz gibi bir veri güvenlik çemberi oluşturduğunuzda en önemli bilgilerinizi bu outsource ettiğiniz kurumun ki başta hukuk firmaları geliyor. En önemli bilgilerini hukuk firmasıyla paylaşıyorsunuz ve artık sizin çemberiniz hukuk firmasının veri güvenliği kadar güçlü. Yani zincirin zayıf halkaları çok fazla miktarda. Peki ne yapmamız gerekiyor? Aslında kavram olarak biraz bakış açısında belki değiştirmemiz gerekiyor. Veri koruma yerine güvenlik paylaşım. Güvenlik paylaşım dediğimizde 3 etken. Doğru bilgiyi, doğru kişiyle doğru zamanda paylaşmak. Burada paylaşıma veriyi sokan, doğru bilgiyi tespit eden kişi de kullanıcılar. Kullanıcıların bir an önce bahsettiğim yapısal karmaşadan kaynaklı olarak bütün verileri aynı değil, farklı formlarda, farklı ortamlarda ve bugün geçtikçe artıyor. Kullanıcı bunu e-mail olarak bir başkasına gönderiyor. SharePoint ve benzeri ortamlarda paylaştırıyor, dosya haline getiriyor ve benzeri. Çözüm bilginin kendisini güven altına almakta. Bilginin kendisini güven altına almak dediğimizde zaten hemen ilk soru belli. Hangi bilgi? Hangi bilginin ne ifade ettiği kurumsal olarak mutlaka belirlenmiş olması gerekir ve bunu sınıflandırmak ihtiyacımız zaten adresliyor. Sınıflandırma dediğimizde bizim
tüm kullanıcılardan tek isteğimiz var, bir klik. Yani dokümanı ve mail oluştururken bize o doküman hakkında bilgi vermesi. Nasıl bir dokümandır bu? Herhangi bir gizli bilgi içeriyor mu? PII var mı? PCI var mı? Veya kurumun gizli bilgileri var mı? Ki bu anlamda da eğitim ihtiyacı olan kurumsal kültürü değiştirme iddiamız var. Diğer bunun farkındalık. Yani veri yaratan kişiler değil, kullanan kişilerin bu doküman hakkında bilgi sahibi olması. Dolayısıyla bunu da farklı görsel etiketlerle sağlıyor. Diğer yandan aynı zamanda tabii veri yönetimi politikası ve uyumluluğu dediğimizde ISO 27001 ve benzeri bütün standartların, veri güvenliğiyle ilgili standartların hemen hemen ilk maddelerini sınıflandırma oluşturuyor. TIDES'ın direkt olarak etkisinde bulunduğu ISO 27001 maddeleri şu anda ekranda gördüğümüz maddeler. Bu nedenle de veri sınıflandırmaya Gartner ve Forrester gibi kuruluşlar tarafından veri güvenliğinin temeli diye adlandırılıyor. TIDES ne yapar, nerelerde çalışır? Mail tarafında sınıflandırma yapar, ofis dokümanlarının sınıflandırmasını yapar, ofis dışı dokümanların ve tabii ki SharePoint'te yine güvenli paylaşım mantığından hareketle doğru bilginin doğru kişiyle paylaşılmasını ve bunu otomatize ederek sağlanması prensibiyle çalışır. Ben bir iki ekran görüntüsü göstermek istiyorum. TIDES'li bir makinenin e-mail görüntüsü artık böyle. Kişi isterse sınıfları seçebilir. Hatta default sınıflandırma getirebiliriz. Ama biz bunu kullanıcılardan istediğimizde kullanıcıların %99'u bunu unutacaktır, yapmayacaktır. Ve mail göndermek istediğinde TIDES'in zorunlu sınıflandırma dediğimiz ayırt edici özelliği girer. Dolayısıyla TIDES yüklendiği andan itibaren hiçbir kullanıcı artık e-mail ve dokümanları sınıflandırmadan kaydedemez, sınıflandırmadan gönderemez. İsterse bu sınıflandırmayı aktif ayakları entegre edecek şekilde alt hassasiyet dereceleri ekleyerek bu defa kurum içerisinde doğru bilginin doğru kişilerle ve doğru departmanlarla paylaşılmasını sağlayacağız. Görsel etiketler biraz önce bahsettiğim şekilde alıcının yani dokümanı kullanan kişinin veya maili kullanan kişinin bu e-mail hakkında nasıl bir güvenlik politikası uygulanması istediyorsa bunun eşleştirilmesini sağlar. Tabii sınıflandırma yani doğru bilginin doğru kişiyle paylaşılması aynı zamanda güçlü güvenlik politikasını gerektiriyor. Ve bunları özellikle kullanıcı sayısı yüksek ve heterojen kurumlarda bütün çalışanlara öğretmek ve sürekli eğitimi sağlamak imkansız denilecek kadar zor. TIDES'ın bir takım detayına girmeyeceğim, güvenlik politikaları önlemleriyle doğru bilginin tespit edilmesini kullanıcı tarafından daha işlem yapılmadan, e-mail gönderilmeden, yani aktivasyon başlamadan uyarılmasını ve kurumun belirlediği güvenlik politikalarına uygun önlemleri alarak iletişimi sağlamasını garanti altına alır. İşte bu içerik kontrolü veya dış alıcı kontrolü ve doküman kontrolü, hassasiyet kontrolü gibi çeşitli şeyleri içerir. Sınıflandırmayı yaptıktan sonra biraz sonra bahsedeceğim TIDES'ın kalıcı sınıflandırma özelliğiyle ki bu da bu sınıflandırmanın metodata işlenmesidir. Aynı zamanda diğer bütün üçüncü partiye güvenlik çözümlerinin TIDES'ın sınıflandırmaya dayanarak yapılandırılması ve politikalar uygulanması da mümkün. Bunlardan en önemlisi Microsoft AD RMS. Bildiğiniz gibi aslında RMS bu anlamda benim çok beğendiğim bir çözüm. Neden? Çünkü tamamen güvenli paylaşım kavramını oturtturan, yani doküman gönderildiğinde, yetkisi kişilerin eline geçtiğinde açılmamasını sağlayan bir çözüm. Ancak RMS'de RMS şablonundan uygulayabilmem için kullanıcının girip info dosyasını açıp daha sonra uygun bir şablonu seçmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde veya unutulduğu takdirde herhangi bir şekilde RMS devreye girmez. TIDES RMS entegrasyonunda ise zorunlu sınıflandırma özelliğinde TIDES RMS şablonları eşleştirilerek
daha sınıflandırması içerir seçilmez kullanıcının inisiyatifine bırakmadan kurumun belirlediği RMS template'lerin otomatik olarak uygulatmasını sağlar. Bu konuda zaten kullanıcı, çok kullanıcı RMS kullanımının farkına dahi varmaz. Örnekte gizli bir doküman sınıflandırılır, RMS devreye girer, dışarıda paylaşılması gereken genel bir doküman bu şekilde sınıflandırıldığında herhangi bir RMS kuralı devreye girmez. Çünkü başka bir problemde yanlış template seçilmesi durumunda dışarıda iletişimde olması gereken bir dokümanın açılmaması riskidir. Bu da iletişimi engelleme sonucunu karşımıza çıkartabilir. Örnek olarak sınıflandırma seçilir ve bu kadar basit bir şekilde RMS şartları devreye girer. Diğer bizim RMS'le entegre olduğumuz alan ise RMS'te ofis dokümanlarınızı şifreleyebilirsiniz. Ancak RMS ve Type Specification for Desktop'la ofis dışı CAT, ABI, MPEG gibi aklınıza gelecek her türlü doküman tipinde şifrelenmesi mümkün hale gelir. Tarzın en önemli özelliği bence metadata. Yani bu görsel etiketlerle belirlenmiş sınıflandırmanın aynı zamanda metadata işlenmesi. Metadata dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında bu iki kutu arasında herhangi bir fark görmemiz mümkün değil. Bu iki kutu arasındaki makinenin anlayacağı, yani DLP ve benzeri çözümlerin anlayacağı ayırt edici özellik ise üzerinde gördüğünüz barkodlar. İşte dokümanlarda bizim yaptığımız dokümanlara kurumun bilgi hakkında bilgi edilmesini sağlayan bu metadata eklenir. Ve aynı zamanda insanların görebileceği görsel etiketleri eklenir. Ve için ilginç tarafı bu üç kutunun eğer üzerinde bir etiket yoksa, belli bir işareti yoksa içeriğini sadece bunların paketleyen kişiden başka kimsenin bilmesine imkan yok. Dolayısıyla artık bir kutunun en sağdaki kutunun kırılacak eşya olduğunu, dik tarafının yukarı gelecek şekilde olduğunu veya ıslanılmaması gerektiğini anlamış oluyoruz. Aynı şey dokümanlar içinde taksin yaptı. Bu üç eksen arasında hiçbir fark yok. İçeriği aynı olabilir veya farklı kelimeler içerebilir, farklı anlamlar içerebilir. Ancak takısla yani sınıflandırmanın kullanıcı tarafından yapılmasıyla artık biz gene en sağdaki ekstra dosyanın gizli bir bilgi olduğunu anlıyoruz. Metadata etiketi birçok üçüncü parti teknoloji çözümleri tarafından kullanılabilir. Taksin geniş bir ekosistem farklılığı var. Bu metodan arşivleme sistemlerinden yararlanmak mümkün. E-discovery, e-mail filtreleme ve tabii en önemli bizim katkımızda DLP'lere. Tüm DLP çözümleri taksim metodası okur ve buna göre filtreleme imkanına sahiptir. Ancak burada ilke manada sonunda belirttiği siyah farklılardan bir tanesi taksim. Bu, ben buna derin entegrasyon diyorum. Çünkü Tidus herhangi bir makyaj ürünü gibi direkt olarak IPO üzerinden yüklenir ve yaygınlaştırılır. Tidus tarafından yapılan zorunlu sınıflandırma ve metadata eklenmiş sınıflandırma bilgileri ne göre makyaj ve diğer bir politika uygular, doküman, bloklanır veya serbest bırakır. Tabi burada çok farklı varyasyonlar da uygulamak mümkün. Doküman içeriğinde X kelime geçiyorsa, metadata gizli ise engelle veya doküman içerisinde aynı kelime geçiyorsa ama metadata public ise izin ver gibi kuralları çeşitlendirmek ve kurumun ihtiyaçlarına göre bu doğru kişi, doğru bilgi eşleştirmesi yapmak mümkün. Tabii ki banka ve ürünüyle, DITRO ürünüyle notlama ve raporlama da yapılabilir. Kısa ben bir 10 saniyelik bir demo ile sunumu bitirmek istiyorum. Bu arada sorularınızı girebilirsiniz Twitter'a. Ben sıcak baktığını bambut zannediyorum. Çok özür dilerim. Videoyu açıklayabilir miyiz? Artık
DLP'nin kullanımında kullanıcının da katkısını çok net olarak görebiliyoruz. Kullanıcı direkt olarak sınıfı seçiyor. Bu doğru sınıflandırma yapmasını tabii biz içerik kontrolü de sağlamamız mümkün. Yanlış bir sınıf seçmesine engellemek. Ve artık bu sınıf seçildikten sonra DLP devreye giriyor ve Titus metodolojisine göre oluşturulmuş karar mekanizmaları pratikte uygulanabilir hale geliyor. Tek bir şey söylemek istiyorum özet olarak. Titus güvenli veri paylaşımlar temel oluşturup kurumun bilgi hakkında bilgi edilmesini sağlar. Diğer hepsini ben daha çok yapmak olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.